Cumhuriyet dönemi edebiyatının en tanımış yazarlarından Halide Edip adı var. Falih Rıfkı Atay ve Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun Cumhuriyet döneminin en önemli isimlerinden Adnan adı var. Mehmet Asım ve Ahmet Emin Yalman'ın tarihi görüntüleri Yeni Zelanda arşivlerinden çıktı. Bu görüntülerin Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'te İzmit'te yaptığı basın toplantısı öncesinde ya da sonrasında çekildiği tahmin ediliyor. Osmanlı dönemi filmleri üzerine tarih bölümünde çalışmalarını sürdüren Saadet Özen, bildiği arşivleri ara ara baktığını belirterek sürekli yeni malzeme geliyor. Yurt dışında Osmanlı dönemini bilmek zorunda değil arşivciler. Görüntüye bakıyorlar, birilerini görüyorlar. Tanımlayamıyorlar, isimsiz diye geçiyorlar. O yüzden tek tek de bakmak gerekiyor görüntüleri. Yeni Zelanda arşivlerinden bazı filmleri biliyordum zaten ama bazıları yeni gelmiş. Bunlara bakarken 1. Dünya Savaşı görüntülerinde oluşan bir koloje denk geldim. Daha çok askerler vardı. Talim yapıyor, siper kazıyorlardı. Böyle değişik değişik görüntüler. Sonra bir anda bu görüntüler geldi karşıma. Halide Edip, Yakup Kadir. Falih Rıfkı Atay karşımda duruyordu dedi. Saadet Özen, Tetkiki Mezalim heyeti kuruluyor. 1921-1922 yıllarında bu heyet Batı Anadolu'da dolaşıyor. Savaş sırasında Yunan ordusu tarafından tahrip edilen yerleri tespit ediyorlar ve oralardan hikayeler de derliyorlar. Yakup Kadri'nin yabanı bu dinledikleri neticesinde ortaya çıkmış bir roman. Falih Rıfkı Halid'i edip ve Yakup Kadri'nin bu seyahat sırasında dinlediklerin derlendiği bir de kitap var. İzmir'den Bursa'ya diye. Üçünü bir arada görünce bu olmalı herhalde diye düşündüm. Film bir belgedir. Netice itibarıyla ve bu belgenin çok önemli bir özelliği var. Bize duyguları da iletiyor. Yani değerlendirirken bunu da göz önüne almak lazım. Grup fazla neşeli görünüyordu böyle bir görev için. Ben önce durdum dedim ki acaba farklı bir şey olabilir mi? Sonra biraz daha bakındım. Görüntüde yer alan isimleri incelediğimde bunlar hep beraber ne yapıyor olabilir diye düşünürken patedi yer alan Halide Edeb'in göründüğü iki filmden harekette görüntüler %80 ihtimalle Mustafa Kemal'in 1923'te İzmit'teki basın toplantısından çekilmiş dedi. Keşke bu önemli görüntü Yeni Zelanda arşivlerinde değil de bizim arşivlerimizde olsaydı.